canımı ağlatandır. Yandır Allah'ım yandır. Beni bir çift kuş eyle, yarın göğsüne kondur. Beni bir çift kuş eyle, yarın göğsüne kondur. Evet, işte şu an elimde görmüş olduğunuz şeyi birçoğunuz biliyorsunuz. Hatta çok büyük bir kısmımız belki tadına da bakmışızdır. Bu güzel lezzetli ekmek türünün adı lavaş. Peki niye anlatıyoruz şimdi bunu size? Efendim biz Van'a geldiğimizde, şunu şöyle bırakalım. Biz Van'a geldiğimizde ilginç bir durumla karşılaştık. İşte bu fırınla karşılaştık. Bu görmüş olduğunuz fırının diğerlerinden bir farkı var. Bu fırın uzunlamasına değil aşağı doğru iniyor ve adı da tandır. Bu lavaş da tandır lavaşı olarak biliniyor. Bizim normal büyük şehirlerde veya diğer şehirlerde karşımıza çıkandan biraz farklı bir lavaş türü. Peki özelliği ne? Bunu da ustasına soracağız. Geceden söz verip de gündüzden dönüş mü olur? Geceden söz verip de gündüzden dönüş mü olur? Yanımızda çok değerli bir isim var. Önce sizi tanıyalım. Merhaba, ben Sinan Polat. Sinan Bey, buranın yöneticisiniz, ustasısınız. Bir nevi imalat sorumlusu. Kendi yerimiz ama kendimiz çalışıyoruz. Evet. Bize biraz tandır lavaşı hakkında bilgi verir misiniz? Tandır lavaşı şöyle, aslında bu Ermeni kültürüne sürüveren gelen bir kültür. Ki biliyorsunuz eskiden burada yerleşim gayet bir Ermeni kültürü yaygındı burada. Çok yemek kültürümüzde de çok bu yaygın. Lavaş tandırı, aslında biz bunlarla büyüdük. Biz hani normalde eskide bir somun ekmek gördüğümüzde bisküvi görür gibi sevinirdik küçüklüğümüzde. Çünkü köylerde herkese tandır vardı. Sonra da yaygınlaştı bu. Merkezlerde artık, fırınlarda, işte ne bileyim, köşe başı dükkanlarda falan. Biz de neden olmasın diye bir tandır kurduk son 2 yıldır. Bunun özelliği aslında alevde pişmesi, içinde hiç hamur olmaması. Çünkü ince bir şey biliyorsun, 80 gram bir ekmek ve 4 dakika içeride kalıyor en uzun süreyle. Zor bir iş ama güzel. Şimdi bunun diğer hani uzunlamasına olan fırınlarda pişenlerden farkı nedir? Şimdi şöyle, bu aslında fırın değil, bu tandır. Bunun hani fırın dersek herhalde biraz yanlış olur. Aksızlık yemiş olur. Bu bir tandır. Bunlar aslında yeni versiyonu böyle, önceden böyle değildi bu. Tandır evi olurdu köylerde, çukur olurdu yerde. Çamurdan kadınlar tandırı yapardı, onun içine pişerdi. Yani kadınlar yere oturur, ekmeği öyle yapıştırırdı. Bu da galiba profesyonel hali. Profesyonel hali, aynen. Evet. Profesyonel, mesela davulmaz olmazdı atıyorum veya da baca olmazdı. Damla bir delik olurdu, o duman oradan çıkardı ve kadın o dumanın şeyine maruz kalırdı maalesef. Ama şimdi biraz daha profesyonel, biraz daha pratik. Bir de galiba lezzet farkı var değil mi? Ya normal fırında var. Şimdi şöyle, bu çoğu yemeğin yanına çok iyi giriyor. Mesela özellikle et yemeklerinin yanına çok iyi giriyor. İşte dürüm tarzı yerlere çok iyi geliyor. Ciğercilere mesela bunları çok tercih ediyorlar. Bunun bir de kalını var. Mesela bunun alevde pişiyor. Bir de alev söndükten sonra taptapa dediğimiz bir ekmek var. Yine tam buğdaydan yapıyoruz. O biraz daha soğuk. Onu tanıtacağız zaten. O biraz daha lezzetli. Onu özellikle bizim Van otu peyniriyle çok iyi gidiyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım, madem başka bir mevzuya geldik, şöyle 2 tane daha ekmek göstereceğim ben. Bu da sadece Van'da görebileceğiniz bir ekmek değerli izleyiciler. Bunun adı nedir? Bu aslında, biz buna da köy ekmeği diyoruz. Su değirmeninde yapılıyor bu. Kabuğu alınmamış buğday açıkçası. Saf yani. Saf buğday. Zaten kabarmasına, şekline bakarsanız dersiniz ki bu nasıl 250 gram ekmek? Halbuki bunun içinde hiçbir katkı maddesi yok. Un, su, maya, ne tuz. Ne kadar dayanıyor? Ya bunu şöyle söyleyeyim, biz bunu 5 gün tüketebiliyoruz. Mesela bizim fırın bir haftada tadilattaydı. En son dün yine bunu evde yedim ben. Evet. Ve çok sağlıklı galiba. Çok sağlıklı ve çok lezzetli bir ekmek. Bir de şunu soracağım. Şimdi burada biraz koyu bir hamur görüyoruz. Kepek mi yüksek? Kepek, evet. Şimdi beyaz hamurun ekmeği lastik gibi oluyor. Tandırda özellikle kayış gibi oluyor. Biz kepek tercih ediyoruz. Müşterilerimize de öneriyoruz sağlık açısından. Çünkü bunun sindirimi biraz daha kolay oluyor. Sindirimi kolay olduğu için kepek tavsiye ediyoruz ve tezgahımızda beyaz satmıyoruz. Yani normal ekmek dışında zaten bizde beyaz ekmek yok. Tamamen siyah un kullanıyoruz biz. Bu yastığa benzer şey de galiba oraya... Arzaka adı aslında bunun.
İçine elyaf var bunun. İçine tahta işte elyafla kaplıyoruz biz bunu bezle. 5-6 gün dayanıp bez yırtılınca tekrar yeniliyoruz bunu biz. Onunla yapıştırılıyor. Ya şimdi bunda olmasa yapıştıramazsın zaten. Çünkü kürek fonksiyonu yok bu fırınlarda, tandırlarda. Evet değerli izleyicilerimiz, işte Gıda Vizyon olarak gittiğimiz yerlerden yöresel lezzetleri, yöresel unlu mamulleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. İki değerli, iki lezzetli ürün tanıttık Van'dan. Tabii bunlar devam edecek. Bakalım bir sonraki yöremizde neyi tanıtacağız size, onu da zaman gösterecek. Şimdilik Van'dan hoşçakalın.